Bismillahirrahmanirrahim. Bizlere hidayet bahşeden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere hakikatin yolunu gösteren sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Arkadaşlar, bugün inşallah birkaç aydır birlikte yaptığımız derslerin bir özetini yapacağız. Dersimizin başlığı hakikat arayıcısının yol haritası. Buradaki hakikat bizim kendi hakikatimiz. Yani İslam'ın hakikati. Bu ifade el-bahisu anil hakika, hakikati arayan ifadesi. Sahabeden Selman-ı Farisi'ye, alimlerden de İmam Gazali'nin sıfatı olarak kitaplarda geçer. İslam'ı esas alarak hakikat arayışı içinde olan ilim insanları, fikir adamları, gönül ehli, dini hayatı üçe ayırmışlardır. Allah'ı hakkıyla bilmek ve tanımak, ki biz buna marifetullah diyoruz. Nefsi her türlü kötülüklerden arındırmak, başka bir ifadeyle kendimizi bilmek ve tanımak. Buna da kaynaklarımız, özellikle ahlak kaynaklarımız teskiyetün nefs adını veriyor. Üçüncüsü ise salih amel sahibi olmak. Yani davranışlarımızı düzeltmek, daima iyilik yolunda olmak. Hem kendimizle, hem başkasıyla, hem alemle bütün ilişkilerimizi düzelterek Müslümanca bu ilişkileri yürütmek, ki buna da biz tasihi amel yahut taslihi amel diyelim. Bu tasnifi kabul edenler, hakikate giden yolda sıralamayı da buna göre belirlemişlerdir. Buna göre insan ne kadar marifetullah'a ererse o kadar teskiyetün nefs, ne kadar nefsini arındırırsa o kadar salih amel sahibi olur. Ne kadar kötülüklerden arınırsa o kadar da salih amel sahibi olur. Hem kendisiyle, hem başkasıyla, hem de ötekiyle ilişkilerini de düzeltmiş olur. Biz bugün bu dersimizde bunun tersinin mümkün olup olmadığını konuşacağız. Yani insan bilakis ne kadar salih amel sahibi olursa nefsini de o kadar arındırmış olur, teskiyetün nefse sahip olmuş olur. Nefsini ne kadar arındırırsa o kadar marifetullah'a, yani Allah'ı hakkıyla tanıma bilincine ve şuuruna o kadar ulaşır. Böyle diyemez miyiz? Yani isterseniz bunu soru olarak soralım. Yani bu tersine sıralama da doğru olmaz mı? Bu sorunun cevabını arayalım birlikte. Bunu yaparken de İslam geleneğinden İmam Gazali'nin hem tecrübesini hem yazdıklarını esas alacağız. Hem de modern zamanlardan da Taha Abdurrahman'ın kavramsallaştırmalarını esas alacağız ki büyük oranda onun yazdıklarına burada atıfta bulunacağız. Öncelikle ifade etmek gerekir ki bir müminin varacağı en büyük hakikat marifetullah'tır. Marifetullah Allah'ı hakkıyla bilmektir, Allah'ı hakkıyla tanımaktır. Allah'ın kevni ayetlerini, tekvini ve tenzili ayetlerini birlikte, yani hem kainat ayetlerini hem kitabın ayetlerini, Allah'ın esmasını, esma-i hüsnasını, Allah'ın sıfatlarını hakkıyla idrak etmektir marifetullah. Ancak burada sorun şu, insan sadece mücerret akılla, sadece düşünceyle, sadece bilgiyle, o istidlali bilgi dediğimiz, yani delile dayanan burhan dediğimiz istidlalle insan marifetullah'a erebilir mi? Uluhiyeti, Allah'ın uluhiyetini sadece düşünsel bir konu olarak değerlendirebilir miyiz? Herhangi bir konuyu düşünsel bir konu olarak ele aldığımız gibi. İmanı sadece bir bilgi nesnesi olarak görebilir miyiz? Bu sorular hakikati arama yolunda çok önemli sorular. Benim acizane okumalarımdan, düşünmelerimden vardığım sonuç, hayır göremeyiz. Yani Allah sadece haşa bilginin nesnesi değil. Allah sadece düşüncenin nesnesi değildir. Uluhiyet sadece düşünsel bir konu değildir. İman da sadece bilginin nesnesi değildir. Tabii yanlış anlaşılmasın, insan mücerret mantıksal önermelerle uluhiyeti idrak eder. Ancak marifetullah'a eremez. Yani gerçek marifetullah'a eremez. Sadece istidlali dediğimiz mantıki delillerle imanını kemale erdiremez. Şüphesiz akıl ve mantık aslında hakikate ulaşmak için gerek şarttır, ancak yeter şart değildir. Bu cümlenin altını çiziyorum. Akıl ve mantık hakikate ulaşmak için gerek şarttır, ancak yeter şart değildir. Akıl ve düşünce elbette çok önemlidir. Nitekim yüce kitaba baktığımız zaman "Efela ta'kilun", akletmez misiniz? "Efela tetefekkerun", siz hiç tefekkür etmez misiniz? "Efela yetedebberun", onlar hiç tedebbür etmezler mi, düşünmezler mi? Diyerek bizi sürekli düşünmeye davet eder. Ancak burada bir ayrım yapmak zorundayız. Bizim düşünce dediğimiz fikir ile tefekkür aynı kökten gelse de Kur'an'ın tefekkür dediği şey ile bizim düşünce dediğimiz şey farklı şeylerdir. Nasıl ayırabiliriz? Şöyle bir örnekle ayırayım. Düşünme ameliyemizi, düşünceyi bir yol ve yürüyüşe benzetecek olursak, fikir ve düşünce dediğimiz şey daha sathidir ve yatay bir yürüyüştür. Tefekkür ise dikey bir yürüyüştür. Tefekkür daima idraki yüceltir, idrakin ufuklarını genişletir. Bizi Allah'ın ayetlerinden Allah'ın kendisine götürür. İşte marifetullah dediğimiz budur zaten. Hatta tefkir, düşünce isra'dır, tefekkür miraçtır. Yatay yürüyüş ve dikey yürüyüş olmak itibariyle. Tefekkürde tezekkür vardır. Tefekkür sadece ayetleri idrak etmemizi sağlamaz. Ayetlerin delalet ettiği en yüce varlığa bizi götürür. Onu hatırlatır. İnsan bir ayet üzerinde tefekkür ederken Allah'ı hatırlar, Allah'ı zikreder. Allah da o ayette rahmetiyle tecelli eder. İnsan o zaman bu rahmetten nasibini alır. Dolayısıyla tefekkürde rahmet vardır. Burada şuur idrakin önüne geçiyor. Bu da sadece rahmet değil, aslında aynı zamanda muhabbet doğuruyor. Akıl Allah'ın ayetlerini nasıl anlıyorsa kalp de ayetlerle öyle bir muhabbet ilişkisi kuruyor. Dolayısıyla tefekkürde tezekkür var, tefekkürde rahmet var, tefekkürde muhabbet var. Ve aynı zamanda bizi ayetlerin işaret ettiği en yüce varlığa götürüyor. Salt aklı istidlal ile düşünmek her şeyin sadece zahirini anlamamızı sağlar. Yani mülk ve melekut ayrımında daha çok mülk alemini anlamamızı sağlar. Melekut, metafizik, aşkın boyutlara bizi taşımaz. Bu nedenle herhangi bir eşyayı, bir varlığı anlamak için kullandığımız düşünsel önermeleri Allah'ı tanımak için kullanamayız. Tekrar ediyorum, tek başına ifadesini burada koyarak söylüyorum. Binaenaleyh tefekkür sadece akli istidlal yoluyla bir hakikate varmak değildir. Peki yanına neyi koymamız gerekiyor? İstibsar dediğimiz başka bir delil. İstibsar nedir? İstibsar vicdan delilidir. Yani kalbin basiretini aklın delilinin yanına taşımak. Burhan delilinin yanına vicdan delilini koymak. Akıl delilinin yanına fıtrat delilini yerleştirmek. İstidlal için güçlü bir akla, mantığa ihtiyaç var. Peki istibsar için neye gerek var? İstibsar dediğimiz, yani Burhan'ın yanına vicdan ve basiret delilini, fıtrat delilini taşımak için neye ihtiyacımız var? Akleden bir kalbe. Hani efelem yesiru fil ard fetekune lehum kulubun yaqilune biha. Yeryüzünü dolaşmazlar mı ta ki akleden kalpleri olsun? Ayetinde ifade edilen akleden kalbe ihtiyacımız var. Yahut fıkheden kalbe lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var ama onunla fıkh etmezler, idrak etmezler. Dolayısıyla istibsar için akleden kalbe ve fıkheden kalbe sahip olmak gerekir. Peki bunun için ne gerekiyor? Bunun için de akli melekeyle beraber yüksek bir ahlaki melekeye sahip olmak gerekiyor. Yani teskiyetün nefs, yani arınmış nefis, yani mutmain bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Zira bazı bilgilere sadece istidlal yoluyla değil, bazı yaşantılar, bazı deneyimler sonucu ancak ulaşılabiliyor. Bu da ancak dini hayatın ikinci aşaması olan teskiyetün nefs ile olur. Hani demiştik ya, üçe ayırmışlardı ilim ehli, marifetullah, teskiyetün nefs ve salih amel. İşte şimdi teskiyetün nefs. Peki teskiyetün nefste en önemli husus nedir? Öncelikle insanın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını her türlü baskıdan, her türlü kötü arzu ve isteklerin egemenliğinden kurtarması. Teskiyetün nefs, insanın daima iyilikten yana olup kötülüğe karşı tavır alması. Nefse karşı mücadele vererek kalbine masivayı sokmamasıdır. Özellikle hür bir irade sahibi olması, iradesini heva ve heveslerin, istek ve arzuların esaretinden kurtarmasıdır. Yürekleri kötü duyguların işgalinden kurtararak gerçek bir ahlaki özgürlük, gerçek bir vicdani özgürlük olursa nefis arınmış olur. Tasavvuf ehli nefsi iki işleme tabi tutarak arındırmayı önermiştir. Aslında bunlar Hazreti Peygamber'in hadislerinden çok güzel bir şekilde özetlenmiştir. Bunlara da bir nokta farkıyla aynı kelime kullanılır. Tahliye ve tahliye. Tahliye boşaltmak demektir. Yani kalbi, gönlü, nefsi her türlü şirkten, küfürden, kibirden, kinden, öfkeden, riyadan arındırmaktır. Tahliye ise o boşalttığımız yere yeni şeyler koymaktır, doldurup süslemektir. İmanla süslemek, ihlasla doldurmak, samimiyetle, tevazuyla, vakarla, takva ile doldurmaktır. Arkadaşlar, teskiyetün nefs öyle sadece psikolojik bir durum değil. Yani sadece psikolojik bir tedavi değil yani, öyle bir şey değil. Böyle bir süreç değil. Ayrıca teskiyetün nefs kuru bir söylem olarak kullanılan böyle kerameti kendinden menkul, benim kalbim temiz iddiası da değildir. Peki nedir? Hayatın her anını kapsayan bir amel gerektirir, bir tatbikat gerektirir. Bu da ancak salih amel ile olur. Salih amelsiz bir nefis teskiyesi olmaz. Nefis teskiyesiz bir marifetullah, gerçek bir marifetullah olmaz. İnsanoğlunun anlamlı anlamsız bütün hareket ve davranışlarına biz amel diyoruz. İnsanların amelleri ikiye ayrılır. Bir, günlük maişetimizi temin etmek için, yaşamak için yaptığımız eylemlere de biz amel diyoruz. Buna taayyüşi amel denir. Bir de Rabbimize ibadet etmek, ona yakın olmak için yaptığımız ameller var. Buna da taabbudi amel diyoruz. İslam bizden taayyüşi amel dediğimiz amelle taabbudi ameli birleştirmemizi istemiş. Daha doğrusu şöyle, her taayyüşi ameli birer taabbudi amele dönüştürmemizi istemiştir. Bize düşen dersimizde ifade ettiğimiz bu usule riayet ederek her taayyüşi ameli bir taabbudi amele dönüştürmek. Yani İnsan bütün hal ve hareketlerini ibadete dönüştürme imkanına sahiptir. Bu da neyle olur? Bu da yine tezkiyetün nefsle olur. Neyle olur? Rıza ilahiyle olur. Neyle olur? İhlasla olur. Ne olur? Samimiyetle olur. İhsan şuuruyla olur. Neyle olur? Güzel ahlakla olur. Zira ahlak dediğim şey salih amelin başka bir adıdır zaten. Salih amel sahibi olmak için ise insanın dört ilişkisini daima gözden geçirmesi gerekiyor. Burası özellikle altı çizilmesi gereken önemli bir husus. Dört ilişkiyi sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Rabbimizle ilişkimiz, kendimizle ilişkimiz, ötekiyle, başkasıyla, diğer insanlarla ilişkimiz ve bütün alemle ilişkimiz. Bu dört ilişkimizi sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. İnsanın Rabbi ile ilişkisi arkadaşlar, mücerret imandan öte bir ilişkidir. Elbette ilk büyük ilişki imandır ama insanın Rabbi ile ilişkisi, bizi marifetullah'a, hakikate götürecek ilişki imandan öte bir ilişkidir. Bir şehadet ilişkisidir, bir rahmet ilişkisidir, bir muhabbet ilişkisidir. İnsan Rabbi ile ilişkisini sadece bir iman ilişkisi olmanın ötesinde bir şehadet ilişkisine dönüştürdüğünde ne olur? Yani şehadet ilişkisinden şunu kastediyorum. Rabbimiz bize şahit, bizim her yaptığımıza şahit, biz de onun bütün ayetlerine, esmasına, sıfatlarına ve onun fiillerine şahidiz demektir. Şehadet ilişkisine dönüştürdüğümüzde bu ilişkiyi, dinin buyrukları, Allah'ın semi sıfatının tezahürü olmanın ötesinde basir sıfatının tezahürlerine dönüşür. Yani semiyana ve atana, işittik ve itaat ettik diye bir ifade var Kur'an'da. Bir de bela, şehitna diye bir ifade var. Evet, şahit olduk. İşittik ve itaat ettik bir merhaledir. Şahit olduk bir merhaledir. Amentu bir merhaledir. Eşhedu, şehadet ediyorum, daha yüksek bir merhaledir. Yani insan her an Allah'ı görüyormuşçasına hareket eder. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle insan ihsan mertebesine erer. En ta'budallaha ke enneke terahu ve in lem tekun terahu fe innehu yarak. Böylelikle insan Allah'ın nazarını celbeder. Allah'ın nazarını celbetmek çok önemli bir ifade. Ve bu nazar rahim bir nazardır. Recim bir nazar değildir. İnsan iki nazara muhataptır. Biri rahim nazar, yani Allah'ın rahmetli ve merhametli nazarına muhataptır. Bir de şeytanın lanetli nazarlarına muhataptır. Ona da recim nazar denir. Rahmetli olan ilahi nazar beraberinde ahlakın aslı olan hayayı doğurur. Haya ahlakın aslıdır. Hani Resulullah'ın sözünü tekrar hatırlayalım. İnne li kulli dinin hulukan ve hulukul İslami el haya. Her dinin temel bir ahlakı var. İslam'ın temel ahlakı hayadır. İnsanı kötü duyguların egemenliğinden kurtarır bu. Haya insana hayat verir. Haya ile hayat bulan insan başkalarına da hayat verir. Bu birinci ilişki. Bir de insanın kendisiyle ilişkisi var. İnsanın kemali sadece yapıp ettiklerinde ve sahip olduğu bilgisine değil, ahlakındadır. İmanı ve bilgiyi ahlaki temeller üzerine inşa ettiğimiz zaman kendimizle ilişkiyi de düzenlemiş oluruz. Değerli dostlar, aslında insanın mahiyeti, yani insan çok değerli bir varlık, insanın mahiyeti ahlakı nispetinde daralır ve genişler. İnsanın ahlakı azaldıkça insani mahiyeti de azalır. Ahlaki meziyetleri arttıkça aslında insani mahiyeti de artar. Hani Batı düşüncesinin sloganlaştırdığı bir ifade vardır. Cogito ergo sum. Düşünüyorum, o halde varım. Aslında İslam medeniyeti açısından bunun yerine bir şey ifade edeceksek, ahlaklıyım, o halde varım desek sezadır. Üçüncü ilişki insanın diğer insanlarla ilişkisi. Şüphesiz insan kendisinden ibaret değildir. Sosyal bir varlıktır. Çevresindekilerle bir bütündür. Aslında insanın diğer insanlarla ilişkisi, insanın nefsini arındırmasının, haya ile hayat bulmasının da aynı zamanda bir göstergesidir. Başka bir ifadeyle, insanın kendisiyle ilişkisindeki başarısı, diğer insanlarla ilişkilerdeki düzgünlüğüne bağlıdır aslında. Zira sadece halis bir kul olmak yetmiyor. Arkadaşlar, aynı zamanda iyi bir arkadaş, aynı zamanda vefakar bir dost, aynı zamanda müşfik bir anne, aynı zamanda fedakar bir baba, aynı zamanda hayırlı bir evlat, aynı zamanda saliha bir eş, aynı zamanda sadık bir koca olmak gerekiyor. Emniyetli bir komşu, tartının hakkını veren, helal rızık peşinde koşan tüccar, adaletli bir hakim, merhametli bir idareci, gücün ahlakına değil, ahlakın gücüne teslim olmuş bir siyasetçi de olmak gerekiyor. Kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim bütün bunları iki kavramla ifade eder. Taarruf ve taavun. Taarruf, diğer insanlarla tanışmaktır, bilişmektir. Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun, kavmi, kabilesi, onunla marifet alışverişinde bulunmak, onun varlığını tanımak, onun hukukunu tanımak. Hani Kur'an-ı Kerim'deki وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Yani birbirinizin varlığını tanıyasınız, birbirinizin hukukunu tanıyasınız, birbirinizle marifet ilişkisinde bulunup medeniyetler inşa edesiniz diye sizi farklı kabilelere, şubelere ayırdım. Diğer insanlarla ilişkimizi belirleyen diğer bir kavram taavun. Taavun ne? Taavun da sahip olduğumuz doğruyu başkalarıyla paylaşmak. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle ve taavenu alel birri ve takva, iyilikte ve takvada yardımlaşmak, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmamak. Dördüncü son ilişki ise insanın alemle ilişkisidir. Bütün bunlar insanın alemle ilişkisini de belirler. Zira insan, varlık, kainat, tabiat bir bütündür. Nasıl ki varlığın mertebeleri vardır. Bir meratibül vücuttan söz edilir felsefede. Aslında kainata bakışımızı belirleyen de meratibül iman vardır. İmanın merhaleleri vardır. Bu merhaleleri üçe ayırmak mümkün. Bir alamet merhalesi, bir ayet merhalesi, bir emanet merhalesi. Yani bir alemi alamet olarak, alametler toplu olarak okumak mümkün. Bu imanın ilk merhalesidir. Çünkü alamet ne demek? Alamet gözle görülen bir şeyin görülmeyene şehadet etmesidir. Bu bakışla bütün varlık en yüce Rabbin alametlerinden oluşur. Bu insanı imana götürür. Sadece Allah'ın varlığına imana götürür. İkincisi alemi ayet olarak okumak var. Bu da ikinci merhaledir. Sadece en yüce var edenin varlığına değil, bu da bizi tekliğine ve birliğine götürür. Yani tevhide götürür. Kainatı ayetler toplu olarak okumak bizi tevhide götürür. Üçüncüsü ise alemi emanet olarak telakki etmek. Emanet olarak okumak üçüncü merhalesidir. Bu merhale varlıkta ve kainatta her şeyin insana emanet edildiğini ortaya koyar. İnsanın eşya ile ilişkisi bir mülkiyet ilişkisi değil, bir emanet ilişkisidir. Emanet kişiyi eman içinde yaşayan emin bir insan kılar. Emanet merhalesi ise bizi ahlaka götürür. Bakın birinci merhale bizi imana götürdü. alametler merhalesi, ayet merhalesi bizi tevhide götürdü, emanet merhalesi ise bizi ahlaka götürür. Bütün bunlar birlikte insanı gerçek bir marifetullah'a ulaştırır işte. Yani istidlali akıl yetmez. Tam bilgiye ulaşmak için tüm bu boyutlar gerekiyor. Hakikat yolunda. Bu da bizleri dünyada hakikate vasıl olmuş bir mümin kılar. Ahirette ise bizi ebedi saadet yurdu cennete götürür ve cennette cemaliyle müşerref kılar. Dersimizde önerdiğimiz yani hakikat arayıcının yol haritası dediğimiz bu sıralama birinci sıralamanın yanlış olduğu manasına gelmez. Aslında marifetullah'a ulaşmada bir devri daim söz konusudur. Ne kadar salih amel o kadar arınmış bir nefis, ne kadar arınmış bir nefis o kadar marifetullah olabileceği gibi ne kadar marifetullah o kadar arınmış bir nefis, ne kadar arınmış bir nefis o kadar salih amel de diyebiliriz. Ancak İslam'ın ve Müslümanların içinden geçtiği süreçlere dikkate aldığımızda özellikle ahlak üretmeyen bir dindarlıkla karşı karşıya kaldığımız için ikinci yönteme vurgu yapmak gerekiyor. Yani biz önce İslamiyet'i kendi salih amellerimizde gösterelim ki arınmış nefislere ve oradan da gerçek marifetullah'a ulaşabilelim. Cenab-ı Hak bizleri hakikatin daima hakikatin yolunda arama çabası içerisinde olan ve gerçek manada kendisini tanıyan kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.